Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Çok zor bir 2023 senesi geçirdik. Her şeyi bir kenara, 6 Şubat depremiyle başlayan, onun üzerine Filistin'de Gazze'deki soykırımla devam eden ve çok yakın zamanda da aslında 12 tane canımızı, şehidimizi toprağa verdiğimiz ve canımızın çok yandığı olayla birlikte bir seneyi geride bırakıyoruz. Zaten insanlık ferah ermeden, bu dünyada şefkat ve merhamet hakim olmadan, birileri hala bu dünyada zulüm görüyorken bırakın yılbaşını, hiçbir şeyi kutlamak içimizden zaten gelmiyor. Ama tabii ki yılbaşını kutlayanları da yargılamak, onları suçlamak, onların hesabını görmek de bize kalmış değil. Herkes hayatta seçimini ve tercihini yaşıyor ve bu dünya aslında özgür iradeyle yaşayabileceğimiz bir şey. Ben 2024 senesinden itibaren dünyada Allah'ın nurunun tamamlanması noktasında insanların buna vesile olmak için herkesin insan olmaya biraz daha yaklaşmasını, bütün dünyanın İslam'la tanışmasını ve İslam'a kavuşmasını ve aynı zamanda dünyada artık şefkatin, merhametin, pozitifin hakim olmasını ve bu yöne yönelik bütün insanlığın bir çaba içerisinde olmasını diliyorum. Ve yeryüzüne gönderildiğimiz bu halife olarak bu yeryüzünü inşa etme sürecimizin içerisinde gerçek görevlerimizi hatırlayarak, hani bir aydınlık bin karanlığa bedeldir noktasında, herkesin bu doğrultuda uyanışa geçmesini, uyanmasını ve uyandırmasını diliyorum. Daha fazla bebeklerin, çocukların, sivillerin, masumların, kadınların ölmemesini, dünyada doğanın, tabiatın, toprağın daha fazla zarar görmemesini ve canının yanmamasını, daha fazla dünyaya bombalar düşmemesini, dünyanın sularının hunharca tüketilmemesini, dünyayı sömüren bu düzenin artık yok olmasını ve tamamen insanı insan yapacak bir sistemin yeryüzüne gelmesini, daha fazla insanların doyumsuzca dünyanın kaynaklarını tüketmek yerine onları doğru bir biçimde kullanabilmesini, kısacası yaratım amacımızın gerçekleşebilmesi için Allah'a yakışır ve sistemine yakışır insanlar olmayı hepimize bu seneden itibaren diliyorum ve bu doğrultuda başımıza gelen sıkıntılardan ve musibetlerden ders almayı, bütün Müslümanlara da birlik olmayı diliyorum. Çünkü biliyorum ki dünyayı o Müslümanların birliği kurtaracak.